Hamza. Hiçbir şeyden korkmayacaksın oğlum. Unutma. İnsan bir kere ölür. Serhat, çocuğun aklını karıştırma ne olur. Aslan gibi cesur olacak benim oğlum. Değil mi Hamza? Bakü dönüşü sanırım benden boşalan istihbarata karşı koyma başkanlığı görevi Oğuz'a verilecek. İsabet olur. Sağlam çocuktur Oğuz. Güvenilirdir. Çok. Oğuz'un çok sevdiği bir şiir vardır, bilir misin? Silah atılmıyor mu? Güvercin şakırtısıdır. Şafakta yaldızlanan çadırmanda su. Ihlamurlarda ezan görkemli bir namaz uğultusu. Heyhat, Hamza Bey Camii Şerifinden kim kaldı? Laternalar sustu. Sürahiler tenha. Kibrit çakılmıyor. Kim kaldı müdafaa-i hukuk cemiyetinden? Teşkilatın enerji direktörünü şehit ettiler. Bunun bir anlamı var. Bu çizgiden öteye sana hayat hakkı yok diyorlar. Türkiye'nin yeni enerji stratejisini başarısız kılabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. İstihbarata karşı koyma başkanlığının yetkilerini artırıyorum. İhtiyacınız olan bütün bilgi bu dosyada var. Türkiye'nin yeni enerji stratejisinden vazgeçmemiz için yapabilecekleri bütün saldırıları bertaraf edecek ve gerekirse karşı saldırıya geçecek bir ekip kur. Teşkilattan istediğin adamı alabilirsin. Yetki sende. Senin gibi yetenekli ve güvenilir insanlara ihtiyacımız var. Detaylı bir araştırma yap Gökçe. Aklına ekibe dahil edebileceğimiz insanlar gelirse değerlendir. Peki efendim. Efendim, Abuja'da beklenen saldırı için harekete geçtiler. İngilizler ne zamandan beri adam öldürürken Allahu Ekber diyor lan? Sıra sende Gözcü. Thank you.
Tebrikler arkadaşlar. Sağ olun. Sizin ekibe dahil olmasını istediğiniz eleman Hamza sanırım, değil mi? Ataması yapılmış. Efendim, ben kendisini inceledim biraz. Ekip çalışmasından ziyade bireysel çalışmaya alışkın biri. Elimde büyüdü sayılır Gökçe. Şunu unutma. Sen bu ekibin beyniysen, o da ruhu olacaktır. Aga Bey. Murat Bey yeni kurulacak ekibe beni dahil etti. Ama biliyorsunuz ki ben hep yalnız çalıştım. Ve bu ekiple çalışma fikri pek aklıma yatmıyor. Bu kavga Olimpos Dağı'nın çocuklarıyla Hira Dağı'nın çocukları arasındadır. Ama Olimpos tek yürek. Hira mahzun. Bu gördüğünüz bir Birol'un nakliye şirketi. Yaptığımız teknik takip sonucu önemli bir detay fark ettik. Birol'un tırlarından bazıları Suriye ve Irak'a giriş yaptıktan sonra kalması gereken zamandan daha fazla kalıyor bu ülkelerde. Şüphemiz bu içeride kalan tırların Birol'un kaçakçılık organizasyonu için çalıştığı. Henüz ne taşıdıklarını bilmiyoruz. Ama hedefimiz yapacağımız bu organizasyonla bu kaçakçılığın önüne geçmek ve taşıdıkları her neyse ele geçirmek. Gidiyoruz. Sinan, top sende. İçeri giriyorum. Çık! Don't shut. I'm doctor. Hamza. Rapor ver Hamza. Hamza, duyuyor musun? Cevap ver. Asaf Demirci, uluslararası terör listesindeki ender Türklerden biridir. Aklınıza gelebilecek her konuda donanım sahibi bir terörist. Terör örgütlerini parmağında oynatabilecek bağlantılara ve güce sahip. Anlayacağınız hedefimiz son derece tehlikeli. Görevimiz, Asaf'ın Türkiye'ye sağ olarak girmesini engellemek.
Beni emretmişsiniz efendim. Asaf'la ilgili bir gelişme var mı? Hollanda istihbaratıyla irtibat halindeyiz efendim. Asaf hala içeride. Başkanım, bu sabah saat 8'de Yıldıray'ın özel uçağıyla Almanya'ya gittiği bilgisine ulaştık. Az önce kalkan uçakla da Erman Belçika'ya hareket etti. Beklediğimizden erken davrandılar Gökçe. Asaf o hapishaneden canlı çıkmayacak. Emredersiniz efendim. Hoş geldin Erman. Hoş bulduk. Yıldıray Bey. Asaf gibi bir psikopat için bu kadar emeğe değer mi? Şüphelerim var. Sahneyi, seyirciyi doğru organize etmemiz lazım. Adam süperstar. O star sahneyi başımıza yıkmasın da. Herkes bu yolda bir adım ötesini görmekte övünür. Asafsa yolu çizen adamdır. Seni gölgene vurdurur, haberin olmaz. O sahneye çıkmaya karar verdikten sonra bize sadece alkışlamak kalır. Alkışlarımız canımızı kurtarmaya yetecek mi bakalım? O bizim elimizi kırmaya yeltendiğinde biz yeni sahneyi çoktan kurmuş oluruz. Bizi küçümsüyorsun. Her sahneye çıkan ülkeyi yönettiğini zannediyor. Öyle inandırdı. Ama zamanı gelince herkes gerçeği anlayacak. Erman, bu işin dönüşü yok. Plana bağlı kal. Ayarladığımız görüşmeye git. Starımız Türkiye'ye girsin, gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Giyir. Gel Gökçe. Buyurun efendim. Ne yaptınız? İrtibatımız devam ediyor efendim. Asaf'ın oradan canlı çıkmaması için bütün önlemler alındı. Asaf hafife alınacak bir adam değildir. Siz yine de kaçma ihtimaline karşı gidebileceği yerlerin bir listesini çıkarın. Anlaşıldı efendim. Asaf'ı başımıza bela etmeye çalışan iş adamlarını en iyi sen tanıyorsun. İş dünyasında bu adama karşı elimizi güçlendirmemiz lazım. Bir kontrol planın var mı? Var. Esin Alpkaya. Nazif Alpkaya'nın kızı.
Babasıyla da çalışmıştık. Esin enerji sektörüne girmek istiyor. Bundan faydalanabiliriz. Bu çok uzun vadeli bir plan. O kadar vaktimiz yok. Aslında efendim sektördeki güçlü bir isimle ortaklık kurdurabiliriz. Tek sorun güvenilir bir ortak bulmak. Güvenilir olmak zorunda değil. Yeter ki ikna edilebilir olsun. Yıldıray'ın Enerji Bakanlığı'ndaki ihalesine Ender Gümüş de katılmıştı efendim. Esin sayesinde ihalenin kendine kalacağını bilirse ortaklık kurmaktan çekinmeyecektir. Güzel. Planın detaylı bir raporunu hazırla, bana getir. Değerlendirelim. Eğer aksayacak bir yönü yoksa harekete geçelim. Peki this place is not what I want, but it's fine. This is my cell. Take your books and get out of my cell. Tell the guard when you are leaving. I don't want you to be in this place anymore. When you are out, watch your back. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıldıray Bey, Adalet Bakanınızın başına gelenler için çok üzgün olduğunu söylememi istedi. Ayrıca yaşanan skandallardan sizin etkilenmemeniz için elinden ne geliyorsa yapacağını söylediler. Adalet Bakanınızın yerini layıkıyla dolduracağınızdan eminler. Teşekkürlerimi iletin lütfen. Bu yaptığı iyiliği asla unutmayacağımı da belirttin. Ondan şüpheniz olmasın. Yıldıray Bey'in de sizden küçücük bir isteği var. Tabii, dinliyorum. Asaf Demirci'nin hapisten çıkarılması için gereken desteği vermenizi rica ediyorlar. Biraz zor olacak. Ama denetimli serbestlik yoluyla hapisten çıkmasını sağlayabiliriz belki. Fakat gerisine karışmayız. Asaf Hollanda'dan çıktığı an hakkında bir suç duyurusunda bulunuruz. Ondan sonrası sizin işiniz. Siz orasını hiç merak etmeyin. Kimsenin başı ağrımayacak. Peki. Eğer hapishane yönteminde de bir sıkıntı yoksa Asaf'ı birkaç günde bırakırız. Alo, hapishane müdürünü bağlayın lütfen. Merhaba. Mahkumlarınızdan biriyle ilgili bir bilgi istiyorum. Asaf Demirci. Evet. Nasıl? Hemen görüntülerini serverında paylaşın, hemen. Ne oldu? Bir sorun mu var beyefendi? Var. Hem de büyük bir sorun var Erman Bey. Şimdi birazdan siz de göreceksiniz. Buyurun. İzleyin.
Bu iş zor değil, imkansız Erman Bey. Hapishanede cinayet işlemiş bir adamı denetimli serbestlikte bırakmamız mümkün değil. Çok başımıza ağırdır. Üzgünüm. Ama... Lütfen. Önemli bir toplantıya geç kaldım zaten. Keep it with you. Rafael Bey, merhaba. Yine ne oldu? Çok kötü bir şey oldu. Yıldıray Bey'i aradım ama ulaşamadım. Uçak da Türkiye'ye döndü. Bakın, Asaf içeride birini öldürmüş. Hollanda istihbaratı bırakamayız diyor. Erman. Erman, yıllardır size bu işi öğretemedik. Her şeyi yüzünüze, gözünüze bulaştırıyorsunuz. Ama efendim, ben elimden geleni yaptım. Uzatma Erman. İlk uçakla Türkiye'ye dön. Gerisini ben hallederim. Her zaman olduğu gibi. Peki. Yıllardır arkanızı toplamaktan kendi işlerimizle uğraşamaz oluyorum. Demliğinden burada birer çay içelim mi başkan? Olur. Anlat bakalım Hamza. Sıkıntın nedir? Eyvallah sahibim. Yine aynı kabus başkanım. Sıklaştı bu aralar. Günlerdir doğru düzgün uyku uyuyamıyorum. Bir silüet hatırlıyorum. Bir gölge. Kaza günü bir adam yanımıza geldi. Kimdir, nedir bilmiyorum. Bütün kaza raporlarını da inceledim. Ama böyle bir adamın esamesi okunmuyor. Kaza olduğu zaman... Çok küçükmüşsün Hamza. Belki de zihninin bir oyunudur. Hayal değildi başkanım. Bir adam geldi. Annem babam kazada mı öldü? Yoksa o adam bir şey mi yaptı? Bir bilebilsem. Bilmek neyi değiştirir? Kader veya
beyaz kağıda sütle yazılmış yazı. Elindeyse beyazdan gel de sıyır beyazı. Esin Alpkaya ile ilgili raporunu ve planın detaylarını inceledim. Sen vakit kaybetmeden Esin'le görüşme ayarla. Emredersiniz efendim. Başkanım, bu arada Rotterdam hapishanesindeki adamımızla irtibatı kaybettik. Yeniden kurmaya çalışıyoruz. Hemen bir ekip yönlendirin. Hapishaneden kuş uçsa haberimiz olsun. Emredersiniz efendim. Küçük bir ricamızı iletmesi için size bir arkadaşımızı yolladık ama reddetmişsiniz. Çok üzüldüğümüzü bilmenizi isterim. Üzgünüm. Ricanızı yerine getirmeyi isterdim ama bu mümkün değil. Asaf Demirci daha yeni hapishanede bir mahkumu öldürdü. Çıkarırsam bunun hesabını veremem. Açıkçası böyle bir riski göze alamam Rafael Bey. Dünya basını ülkenizdeki skandalla çalkalanıyor. Bu işin içinde olduğunuzu öğrenmeleri daha büyük bir risk olmaz mı? Anlamadım. Ne demek istiyorsunuz siz? Hemen anlatayım. Nedir bu? Yalan. İftira bunlar. Ses kayıtlarını dinledim. Ses sizin sesiniz. Uyuşturucu tacirleri ve Adalet Bakanı ile yaptığınız görüşmelerin tamamı DVD'de. Ben hayatımda böyle bir telefon görüşmesi yapmadım. Doğru ya da yalan. Bu sizi ilgilendiren bir şey. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Lütfen sakin olun. Ben sadece sizinle anlaşmaya çalışıyorum. Bu kayıtları ortadan kaldırmak çok kolay bir iş değil. Ama Asaf Demirci gibi bir adamımız olsaydı, o zaman bu kayıtlar sonsuza dek yok olurdu. Fakat Asaf hapiste ve çıkması da... Tamam. Bana bir iki gün müsaade verin. Asaf'ı çıkarmanın bir yolunu bulacağım. Sizinle anlaşacağımızdan hiç kuşkum yoktu zaten. Dosya sizde kalabilir. Sıkıldığınız zaman dinlersiniz. Asaf ne de olsa hepsini yok edecek. İyi günler dilerim. Arama düştü efendim. Kulaklığa yönlendir. Anlaşıldı efendim. Alo Yıldıray Bey, nasılsınız? Merakla telefonunuzu bekliyordum. Nedir durum? Endişelenecek bir şey yok. Gerekli görüşmeyi yaptım.
Hediye paketiniz yakında kargoyla size teslim edilecek. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Bu güzel haberi en kısa zamanda kutlayalım. Merak etmeyin. Yakında büyük bir kutlama yapmayı planlıyoruz. Her yer panayır yerine dönecek. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ben şimdi eski bir dostumu ziyarete gideceğim. Lütfen sevgilerimi yedin. Mutlaka. Görüşürüz. Hoşça kalın Yıldır abi. Haberler güzel galiba. Asaf işini hallettik. Geliyor. Harika. İbreler yine bizden tarafa dönüyor. Kesinlikle. Çok büyük şölen olacak. Yardım etmemi istediğiniz bir şey varsa... Var. Bundan sonra katıldığın televizyon programlarında, halkın önünde yaptığın açıklamalara dikkat et. Esin Alpkaya denen kadın kastediyorsunuz. Büyütecek bir şey yok. Medyada yapacağımız birkaç haber ve manipülasyonla hemen bitiririz. Ben aynı fikirde değilim. Çok zeki ve hırslı bir kadın. Ben size katılmıyorum. O kadın bu süreçten yararlanmaya çalışan fırsatçı birisi. Türkiye'de dengeler değişince eriyip gidecek zaten. Eski dostum Asaf Demirci, hiç değişmemişsin. Sen de. Otursana. Bunlar yeni mi? İyi gördüm seni. Niye geldin? Senin için. Kötü günde her zaman dostlarımın yanında olurum. Beni tanırsın. Ah, tanımaz mıyım? Türkiye'deki dostlarımızın sana çok selamı var. Hepimiz seni çok özledik Asaf. Tekrar geri dönmeni istiyoruz. Ah, öyle mi? Ama... bir 25 sene daha beklemeleri lazım. O kadar vaktimiz yok. Hepimizin dostluğuna ihtiyacı var. Gerekli görüşmeleri yaptım. Yakında bu prangalardan kurtulacaksın. Prangalardan kurtarıp tas mı takmak için? Yapma Asaf, seni severiz bilirsin. Kurdun kuzuya olan sevgisi karnını doyana kadardır. Ne konuşacaksan açık konuşalım. Benim huzura ihtiyacım var. Sen de bilirsin ki fırtına kopmadan deniz sakinleşmez. Sen fırtınayı kopar, biz de teknemizi sakin denizde yüzdürelim. Ah Rafael, ah Rafael. Önemli olan fırtına koparmak değil. Önemli olan fırtına da alabora olmamak. Onun için rüzgarın nereden estiğini daha önceden bilmek lazım, değil mi? Hiç merak etme.
bütün istihbarat desteğine sahip olacaksın. Parayı da düşünme sakın ha. Zaten düşünmüyorum. Orasını siz düşüneceksiniz zaten. Koruma. Beni çağırmışsınız. Gel Sezin. Seni çok önemli bir röportaja göndereceğim. Şey, aslında yarın için bir haber hazırlıyordum ama. Boş ver şimdi haberi. Figen Yurat'a seni bekliyor. Enerji hamlesi ve Türkiye'nin enerji politikaları ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunacaklar. Anladım. Yani aslında benim haberim de o konuyla ilgiliydi. Yani isterseniz sonraki gün... Sen şu işi bir hallet. Sonra bakarız senin haberine. Tamam. Peki. Nereye gidiyorsun sen? İşte röportaj için. Ne soracaksın Figen Hanım'a? Yani çıkmadan önce hazırlarım. Hem biraz doğaçlama geliştir diye düşündüm. Senin düşüncene kaldıysak... al bunları. Orada yazanları soracaksın. Ha, danışıklı dövüş mü olacak yani? Hayır. Olması gerektiği gibi olacak. Hadi acele et. Figen Hanım'ı boşa bekletme. Gidiyor musun? Ne güzel sohbet ediyorduk. Bir serginin açılışına katılacağım. Geç kaldım. İyi günler Figen Hanım. Figen Hanım biraz sinirli galiba. Hayırdır Yıldıray Bey? Ne oldu? Bir kadının sinirli olması için bir şey olmasına gerek yok bir olacak. Onların nedenleri zaten hazırdır. Ne oldu? Sen böyle randevusuz falan pek gelmezdin. Bir sıkıntın mı var? Daha ne olsun Yıldıray Bey, daha ne olsun? Suriye'deki trafiğim alışan oldu. Bütün nakliye işlerini askıya aldım. Arabaların hepsi yatıyor. Ama taksimetre tıkır tıkır çalışıyor. Ben para kaybediyorum, para. Ruz bir oğulcum, ruz. Kaybediyoruz. Hepimiz para kaybediyoruz. Ama hep beraber sabırlı olmamız lazım. Bütün kaybettiklerimizi misli misli geri alacağız. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Ama senden bir haber yok. Ender işini hala halledemedin. Bu akşam Ender'le bir araya geliyoruz. O işe de bir çözüm bulacağım. Hadi bakalım. Güzel haberlerini bekliyoruz. Bakın benim prosedürün uygulanması konusunda herhangi bir rahatsızlığım yok. Yanlış anlamayın lütfen. Ben bizzat Bakan Bey'le görüşerek hassasiyeti hangi konudaysa gerekli bilgileri kendisine rapor edebilirim. Peki, teşekkür ederim. Ne oluyor baba? Kiminle konuşuyordun? Bu müfettiş meselesi başımıza artacak gibi görünüyor. Of! Tam da Azerilerle yapılacak doğalgaz hattının arifesinde iyi olmadı.
Başımızda böyle bir sıkıntı varken kimse bize o işi vermez. Ya nereden çıktı bütün bu mesele? Mahalledeki sayaçlar yüzünden. Kızım sen de taktın mahalledeki sayaçlara. Onca ihale alıyoruz, iş yapıyoruz. Kim kenar mahalledeki sayaçlar yüzünden müfettiş gönderir ki bize? Ben biliyorum kimin yaptığını. Ben halledeceğim baba, sen merak etme. Kızım bir dur. Sen nasıl halledeceksin? Ben hallederim dedim babacığım. Sen canını hiç sıkma. Sezen. Canım. Ne haber? Bir şey diyeceğim. Yazı yetiştireceğim. Görüşemeyiz diyordun. Aman sorma. Canım burnunda. Böyle biraz dertleşiriz falan diye geldim ben de. İyi etmişsin. Bir şey söyleyeceğim. Sen de pek iyi gözükmüyorsun. Hayırdır bir şey mi oldu? Sorma. Ama sakin olacağım. Çünkü sinirlenirsem yine tartışacağız ve görüşmeye ikna edemeyeceğim. O yüzden çok sakinim. Arıyorum. Kimi ikna edemeyeceksin? Efendim avukat hanım. Hamza Bey merhaba. Müsait misiniz? Rahatsız etmiyorum umarım. Toplantıdaysanız filan. Yok yok. Müsaitim bu sefer. Buyurun. Geçen gün biraz sert çıkıştım. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Hamza Bey, sizinle görüşmek istediğim çok önemli bir konu vardı. Tabii. Yok. Telefonla konuşulacak bir konu değil. Müsaitseniz yüz yüze görüşelim. Görüşelim görüşmesine de neyle ilgili bari onu söyleseydiniz. Bir araya geldiğimizde anlatırım. Bu akşam müsait misiniz? Tabii. Nerede buluşalım? Vallahi bilemedim ki. Benim sürekli gittiğim bir mekan var, Rüzgar Kafe. Bu Kızılay'da. Rahat konuşuruz isterseniz. Olur. Akşam 7:30. Ben size mesaj atıyorum o zaman adresi. Yok, gerek yok. Ben bulurum. Akşam görüşmek üzere. İyi günler. Selametle. Duru, neyin peşindesin sen? Hamza denen adamın neyin peşinde olduğunu öğrenmenin. Sen hayırdır kardeşim? Kimle konuşuyorsun? Şu avukat kız ya. Geçen mahallede didiştiğimiz var ya. Allah Allah. Niye arıyor ki seni? Ne bileyim. Geçen operasyona giderken de, hazırlanırken de aradı. Ya bir şeyler geveleyip durdu ama hiçbir şey anlamadım. Neyse bu akşam buluşacağız Rüzgar'da. Anlaşılır. Vay. 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 Ne vay? Oo bak. Bu işin sonu hayırlı biter ben sana söyleyeyim. Kız güzel kız. Kız efendi kız. Kız tam sana göre bir kız. Saçma sapan konuşup durma be oğlum. Tanımıyorum bile. Önemli bir şey var herhalde. Anlarız. Önemliyse ciddidir. Evlilikte ciddi bir müessesedir. Bir müessese dediğim para ortaklığıdır. Evlilik odamara gelmez. Gelse de o iş bize gelmez. İki, kızı tanımam etmem ya. Neden arıyor, kim gönderiyor, derdi nedir? Bir anlayalım bakalım. Tabii. Detaylı bilgi çok önemlidir. Yani iyice bir araştır ki kızın karşısında rezil olma sonra. Maazallah bak şu şeyini falan da düzelt, şuraları falan. İşte üçüncüsü, sen gene gevezeliğe başladın. Hadi kaçtım ben. Hadi bakalım, hadi. Helal sen var ya. Şefim, bakar mısın? Geldim efendim. Thank you.
saniye Yürgen. 20 saniye. Yağız Ali. Abi. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Konsolosluğa seni çağıracaktı. Fakat durum çok acildi. O yüzden ben kendim geldim. Hayırdır abi? Teşkilat seni Ankara'ya çağırıyor Yağız. İKK Başkanımız Murat Bey seni özellikle istetmiş. Ankara'ya gitmeden önce burada halletmeni istediğimiz bir iş var. Hayırdır abi? Enerji direktörümüzü şehit eden suikastçı. Berlin'de gizlendiğini tespit ettik. Efendim Yağız Ali. Başkanım. Görev emrini aldım. Emrettiğiniz tarihte Ankara'da olacağım inşallah. İnşallah. Dört gözle bekliyoruz seni. Baba. Söyle oğlum. Ankara'ya döndüğümde Oğuz Bey'in kabrini beraber ziyaret edeceğiz inşallah. İnşallah ederiz oğlum. Allah'a ısmarladık. Rahatsız etmiyorum değil mi bu saatte? O nasıl söz oğlum? Sesini duydum ya, yeter bana. Artık sadece sesimi duymakta kalmayacaksın anacığım. Yakında Türkiye'ye dönüyorum. Ona haber vermek için aradım. Ah, kesin dönüyor musun oğlum? Doğruyu söyle. Dönüyorum, dönüyorum. Hem de temelli. Ah. Öpüyorum ellerini anacığım. Görüşürüz. Nedir bu? Şirketinizin 20 yıllık özgeçmişi Sinan Hanım. Beni buraya bunu vermek için mi çağırdınız? Zaten şirket arşivlerinde var bu. Bu diskte sizin arşivlerinizde olmayan çok önemli bilgiler de var. Babanız Nazif Bey'in teşkilatımız için yaptığı raporlamalar, kendisine bizzat yaptırdığımız projeler ve iş dünyasında itibarınızı arttırmak için verilen destek. Şimdi de bunun karşılığını mı istiyorsunuz? Hayır. Size daha fazla destek olmak istiyoruz. Gitme zamanın geldi mi? Ay tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Boş yakınız avukatım.
Koçum. Sen geç şuradaya bak. Ayranını da al. Babanın hepsi bitecek ha. Ne kadar da masum. Siz mi söylüyorsunuz bunu? Yapmayın ne olur. O gün ne o aileye ne de çocuğaydı benim tavrım. Hatta ben de sizin kadar üzüldüm ama bir yandan da... Şirket var, çıkarlar var, para var değil mi? Kurallar desek. Kurallar. Kurallarınız bir çocuğun soğuktan donmasından daha mı önemli? Ne yaparsam yapayım hakkımdaki fikrinizi değiştiremeyeceğim. Değil mi? Sizin hakkınızda hiçbir fikrim yok benim. Ama bu küçük canlar eğer zarar görürse... ...siz değil, kim olsa karşısında dururum. O yüzden mi müfettiş gönderdiniz şirkete? Müfettiş? Bakın, biz zannettiğiniz kadar katı insanlar değiliz. Bir hata yaptıysak kabul ederiz. O mahalleyle ilgili gereken araştırmayı yapmaya ben devam ediyorum. Ve babamla gereken konuşmayı yaptım. Babanız? Ender Gümüş. Şirketin sahibidir. Saygı duyulan ve kalbi tertemiz biridir. İnanın bana. Üstünde tavanların şişmesi. İyice yürütün. Sonra da sözleşmeyi imzalatın. Abi. Abi Emler Beyler geldi. Ne duruyorsun sen? Anlayın şeyi! Abi söyledim de ben içeri girmem diyor. Allah kahretsin. Ver şunları bana. Mendil versene. Nereden buluyorsun böyle yerleri biliyor musun? Başka bir yerde buluşsaydık. Keyfimizden gelmedik dağın başına. Senin işleri çözüyoruz. Bu arada senin arazi meselesi tamam. Seninki içeride sözleşmeyi imzalıyor. İyi. Bunun için mi çağırdın? Yarın gönderseydin sözleşmeyi. Asıl mesele başka. Bugün gelirken Yıldıray Bey'in yanına uğradım. Of. Yine mi aynı mesele? Ender, Ender. Yine her şeyi kulak arkası ediyoruz. Biz Yıldıray Bey'le yıllardır çalışırız. Dünyanın parasını kazandırdı adam bize. Kazandırdıysa kendi de kazandı bro. Memleket değişiyor. Dengeler değişiyor. Bu saatten sonra Yıldıray Gürat'a bize kazandıramaz. Aksine kaybettir. Bu adamların devre geçmez Ender. Yanlış yapıyorsun, yanlış. Ben Yıldıray'ın planlarını bekleyerek vakit öldüremem. Enerji anlaşması bugün yarın imzalanır. Proje çok büyük. Türkiye-Azerbaycan doğalgaz hattının inşası var. Hat kurulduktan sonra doğalgazın dağıtımı var.
milyar dolarlık iş. Projenin Türkiye ortağı olmak için hazırlık yapıyorum. Secdede şehit edenler boğazına kadar pisliğin içinde geberecekler. Sizi yeni bir enerji şirketi kurmanız konusunda destekleyeceğiz. Kurduğunuz şirket, Azerilerle yeni yapılacak olan doğalgaz boru hattının Türkiye ortağı olacak. Bahsettiğiniz proje çok büyük ve kar marjı çok yüksek. Bu iyiliği bana
Babamla dostunuza binaen yapmıyorsunuz herhalde. Babanız bu desteği hak ettiğini bize defalarca ispat etti. Size güvenebileceğimizi biliyoruz Esin Hanım. Peki karşılığında ne istiyorsunuz? Ticari kar tamamen sizin. Şirketinizin kazanacağı itibarda. Biz petekteki balı değil, bala üşüşecek sinekleri istiyoruz. Anladığım kadarıyla tüm bunlar birilerini kontrol altına almak için yapılıyor. Bu durumda ben yem oluyorum herhalde. Pek sayılmaz. Sizin için hayati ya da maddi bir risk söz konusu değil. Sadece yaptığınız anlaşmadan nemalanmak için harekete geçeceğinden emin olduğumuz isimler var. Size detaylı bir dosya ulaştıracağız Esin Hanım. O dosyayı incelediğinizde ne istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Peki ya kabul etmezsem? Babanız bizim çok sevdiğimiz bir isimdi Esin Hanım. Siz bize onun emanetisiniz. Beni gözünüzde fazla büyütmüşsünüz Duru Hanım. Ben sıradan bir memurum. Öyle müfettiş gönderip sorgu sual yaptıracak gücüm yok yani. Siz göndermediniz yani. Öyle müfettişle falan işim olmaz benim. Eğer bir sorun varsa en basitinden bunu o gün mahallede yaptığım gibi kendim hallederim. Kim gönderdi o zaman? Kimin ayağına bastıysanız. O hakemez şirketiniz ve iyi kalpli babanız kimin uykularını kaçırdı acaba bir düşünün. Teşekkürler abi. Çağlasın. Bitirdin mi tabu? Bitirdim. Tamam hadi kaybol bakalım şimdi. Bu sağ ol ne demek biliyor musun avukat hanım? Ve inanın bana, sizin paranızdan da, şirketinizden de daha değerli. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Efendim? Efendim, Rotterdam'dan bilgi geldi. Asaf'ı hastaneye sevk etmek için ambulans gelmiş hapishaneye. Hemen geliyorum. Hapishaneden çıktık. Tahliye noktasına ilerliyoruz. Olağanüstü bir durum yok. Ambulans hastane güzergahında ilerliyoruz. Anlaşıldı. Takibi bırakmayın. Anlaşıldı efendim. Tünele doğru ilerliyor. Bırakmayın peşini. Thank you.
Tünele girdiler, sinyal kesildi. Artık özgürsün Asaf Başkan. Acil ekibe haber ver. Hemen toplantı istiyorum. Emredersiniz. Lazım. Çok önemli bir toplantıya yetişeceğim. İyi akşamlar. Rafael Bey, telefonda pek konuşmak istemediniz. Canınızı sıkan bir şey mi var? Aksine, böylesine güzel bir haberi telefonda üstü kapalı konuşup heba etmek istemedim. Yüzünüze söylemek daha keyifli. Asaf Demirci artık özgür. Bir iki haftaya Türkiye'de olacak. Arkadaşlar, tüm çabalarımıza rağmen Asaf Demirci hapisten kaçmayı başardı. Şimdi onu Türkiye'ye sokmak için ellerinden geleni yapacaklar. Hemen harekete geçiyoruz. Yurt dışında ona yakın olan, ona yardım edebilecek kim varsa teker teker imha edilecek. İbrahim, elimizde ne var? Yurt dışındaki kaynaklarla irtibata geçtim. Asaf'ın saklanabileceği 3 tane adres var. İlki sağ kolu Devran'ın evi. Ama Devran 2 yıl önce bir çatışmada patlayan bir binada yanarak ölmüş. Asaf yine de o evde gizlenebilir. 2 yıl önce Hollandalı bir marketçiye satılmış. Adam hala ailesiyle yaşıyor. Asaf akla ilk o adresin geleceğini düşünmüştür. Bence başka bir yerde saklanıyor. İkinci olarak Amsterdam'da bir soğuk hava deposu. Sahibi Asaf'ın eski arkadaşı. Aldığım istihbarata göre Asaf'ın yakalanmasında da parmağı var. Ama Asaf bunu bilmiyor. Ahmet, bu adres sende. Hemen Amsterdam'a hareket ediyorsun. Anlaşıldı efendim. Başka? Son olarak Rotterdam'da bir çiftlik evi. Asaf'ın en yakın adamlarından Ivan'ın gizli adresi. Gizli toplantıları ve infazları burada yaptıklarını düşünüyorum. Ivan'ın Birol'la da hukuku var. Uyuşturucu işinde ortak iş yaptıkları konusunda istihbarat aldım. Hamza, Sinan, çiftlik evi sizde. İvan mutlaka imha edilmeli. Bu gece 2 adrese de baskın düzenliyoruz. Hemen harekete geçin. Başarılar.
Operasyonu başlattım efendim. Asaf'a yardım edebilecek iki isme ve adrese de ulaştık. İki noktaya da baskın yapıyoruz. Ben akşam Müsteşar Bey'le bir toplantıda olacağım. Sabaha kadar sürer diye tahmin ediyorum. Operasyon yönetimi tamamen sende Gökçe. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun efendim. Esin'le görüşmemiz nasıl geçti? Teklifimizi kabul etti mi? Edecek. Merak etmeyin. Biz yine de tedbirli olalım. Neticede bir iş kadın. Ortada büyük bir kazanç var. Hem Esin'i yönlendirmemiz hem de yanlış yönlere sapmasını engellememiz lazım. Aklınızda bir tedbir planı var mı efendim? Var. Esin'in şirketine bizden birini üst düzey yönetici olarak yerleştireceğiz. Enerji sektöründe bilgi ve tecrübe sahibi biri olmalı. Kesinlikle. Hem Esin'i yönlendirecek hem de Yıldıraylara karşı koruyacak onu. Ben hemen böyle birini araştırayım efendim. Gerek yok. Ben ismi belirledim. Biraz işlerim var oğlum. Birkaç haftaya halleder dönerim. Ne getireyim sana oradan? Hiçbir şey istemiyorum. Bu hafta okulda tiyatro var. Nasreddin Hoca'ya oynuyorum. Söz vermiştin gelecektin. Ben geleceğim oğlum. Hem kamerayı da çekeceğiz. Baban gelince hep beraber oturur izleriz. Olur mu? Bana ne? Herkesin babası geliyor. Okuma bayramına da gelmemişti zaten. Hep işi var. Üzülme. O daha çok küçük. Büyüyünce anlayacak. Biliyorum. Biliyorum da... İbrahim. Siz o babalar çocuklarıyla daha fazla ilgilenebilsin. O çocuklarla güzel bir dünyada yetişsin diye uğraşıyorsunuz. Bir gün Sencer de bunu anlayacak. Ve o gün seninle o kadar gurur duyacak ki. İnşallah Derya. İnşallah. Gel. Soğuk hava deposunun sahibi ölü bulunmuş. Ahmet fotoğraf yolladı. Ben de görmek istersiniz diye düşündüm. Hamza ile Sinan nerede? Çiftlik evine ulaştılar efendim.
Yemin ederim ben ihbar etmedim paketleri. Skandal yüzünden aramaları sıklaştırdılar. Ne olur yapmayın. Ne olur yapmayın. Boşalt. Ne olur. Ne olur. Asaf'ın işini hallettiniz mi? Hallettik. Söylediğiniz yere aktardık. Kaçış hazırlıkları bitince hemen çıkışı sağlayacağız. Güzel. Kapatın üstünü. Hedef adreste operasyon için onay bekliyoruz. Tekrar ediyorum, hedef adreste operasyona başlıyoruz. Beni koru kardeşim. Destek ekibi beklemeyelim mi? İvan kaçabilir. Sorumluluk bende. Destek gönderiyorum. Çık oradan diyorum sana. Desteği bekle. Deli bu çocuk ya. İmha edildi. Görev tamam. Asaf'ı çoktan başka bir Avrupa ülkesine kaçırmış olabilirler. Hemen İbrahim'i ara. Avrupa'daki tüm bağlantılarımıza ulaşıp Asaf'ı bulsun. Peki efendim.
başkan. Haberler kötü. Dün gece Ivan'ı infaz etmişler. Başkan Elin. Yunanistan'daki bağlantılarımızla irtibata geç. Çıkış yapıyoruz. Emredersin başkan. Kusura bakma. Anca hazırlayabildim. Altyapı ve diğer şemalar. Mikanos da sana rehberlik yapacak yoldaşımıza. Girişine haber verdik. Seni orada bekliyor olacak. Polisle ilgili olan kısmı onunla halledersiniz. Çok teşekkürler Tasos. Sana sürekli borçlanıyorum. Efendim, İbrahim Bey'den bilgi var. Asaf Demirci'nin Mikanos'ta olduğuna dair istihbarat almış. Acilen Mikanos'a geçiyormuş. Anlaşıldı. İrtibatı koparmayın. Peki efendim. Merci. Ender Bey'i kendi safımıza çekemedik hala. Bizden uzaklaştığı her an devlete daha fazla yaklaşıyor demektir. Benim her zaman bir B planım vardır. Bilirsiniz. Nedir o B planı? Esin Alpkaya. Bir enerji şirketi kuruyormuş. Belli ki bir yerlerden güvence almış. Vaat edilmiş bazı anlaşmalar olabilir. Türk-Azerbaycan doğal gaz hattı. Azerilerle bir ortaklık kurmayı planlıyor olabilir. Kesinlikle. O halde vakit kaybetmeden harekete geçmeniz lazım. Geçtik bile. Biraz zor oldu ama bu öğleden sonra için hanımefendiden bir randevu alabildik. Eski dostum İbrahim. Sevgili Aleko. Sefa getirdim. Sefa buldum. Gel kahveye gidelim. Dimitri!
Dimitri ile Talis'in. Sahil güvenlik pek sorun çıkarmaz. Ekonomik kriz nedeniyle girip sigara pek bakmıyor. Polis? İşte o biraz sorun çıkaracak. Bize pahalıya mal olacak. 500 euro. Kriz sandığımızdan da büyük desene. Evet. Nikanos'ta alışık olmadığımız yeni tipler dolanmaya başlıyor, şu sıra var. Dimitri seni gezdirecek. Dikkat çekmesin diye bir tane balıkçı teknesi ayarladım. Asaf'ın evini gözlerinle göresin. Harika. Bir şeye ihtiyacın olursa bana ulaşırsın. Size ulaşmak ne kadar zormuş Esen Hanım. Bir haftadır randevu almak için uğraşıyoruz. Kusura bakmayın. Bu aralar gerçekten çok yoğundum. Farkındayım. Enerji sektörüne gireceğinize dair duyumlar aldım. Doğru. Çalışmaları başlattık. İsabet olmuş. Sizin gibi genç girişimcilerin atılımları bizleri de heyecanlandırıyor. Bu sektörün genç, dinamik zihinlere ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Yalnız Yıldıray Bey, benim fazla vaktim yok maalesef. Bu yüzden buyurun, sizi dinliyorum. Sizin gibi zeki bir kadına öyle lafları dolandırıp uzun uzun anlatmaya gerek yok. İş ve finans piyasası tedirgin. Kriz kapıda. Öyle mi dersiniz? Kesinlikle. Ayrıca bunu görmek için kahin olmaya da gerek yok. Haklısınız. Hayalperest olmak yeterli. Anlaşıldı. Size çok daha açık ve net konuşmam gerekiyor. Bakın, enerji sektörü sizin gibi genç, tecrübesiz ve piyasayı okumakta zorlanan birine teslim edilemeyecek kadar önemli bizim için. Eğer bizim yanımızda yer alırsanız kârlı çıkarsınız. Aksi halde bu sektörde tutunmanız mümkün değil. Yitip gidersiniz. Yani sizin için çalışmaz, çıkarlarınızı korumazsam iş dünyasında barınamam. Zekanıza hayranım. Halbuki ben de zekamı hakaret ettiğinizi düşünmüştüm. Her neyse. Ortaklık teklifinizi yöneticilerimle oturup değerlendirmem gerekiyor Yıldıray Bey. Eğer bu ortaklık bizim çıkarlarımıza uygun düşerse tekrar konuşuruz. Tabii eşit şartlarda. Şimdi müsaadenizi istiyorum. Müsaade sizin. İyi günler. Adam beklediğimiz teklifi yaptı, niye kabul etmiyorsun? Benim işime karışmayın Gökçe Hanım. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Gökçe. Başkanım. Ne oldu Esin'in Yıldıray'la görüşmesi? Yıldıray beklediğimiz teklifi yaptı efendim. Ama Esin kabul etmedi. Daha doğrusu askıya aldı. Bir süre rahat bırak.
Bir şeyler bilmezse bu kadar rahat konuşamaz. Peki efendim. İbrahim'den bir haber var mı? Evet, Mikanos'ta. Asaf'ın saklandığı yeri buldu. Operasyon için fotoğraflıyor. Ekibe haber ver. Hazırlıklara başlasınlar. Bu akşam operasyonu yapıyoruz. Tabii başkanım. Başkanım, bir şey sorabilir miyim size? Tabii. Oğuz Bey'i şehit eden suikastçının infazını kim gerçekleştirdi? Siz bir şey biliyor musunuz? Yakında tanışırsınız. İvan geldi efendim. Gelsin. Biz hazırız. Thank you.
Ben hazırım. Anlaşıldı. Akıncılar ve Gözcü bir yerlerini alsınlar. Anlaşıldı. Efendim, ekip yerini alıyor. Operasyona hazırız. Akıncılar ve Gözcü bir konum alın. Gözcü bir yerini aldı. Konumlandırmalar tamam. İbrahim, çok dikkatli olun. Her türlü tedbiri detaylı olarak alın. Anlaşıldı. Çevre güvenliğini almak için harekete geçin. Akıncılar, talimat bekleyin. Başlıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Ali Spera! Güvenlik kameralarını iptal edin. Çevre güvenli. Ön kapıdan giriş tamam. Anlaşıldı. İkinci aşama için hazırız. Anlaşıldı. İçerinin güvenliğini alın. Anlaşıldı. İkinci aşama için harekete geçin. Güç kesintisine son 10 saniye. Jammer'ı aktif edin. Jammer'ı çalıştırıyorum. Jeneratörün devreye girmesine 20 saniye ver. Anlaşıldı. 20 saniye. 3, 2, 1. Güç kaynağı devre dışı bırakıldı. Çok sessiz olun. Asaf geldiğimizi anlarsa her türlü oyunu oynayabilir. Anlaşıldı. Arkadaşlar, hiçbir koşulda gürültü yok. Tedbiri elden bırakmayın. Bahçede bir kişi etkisiz hale getirildi. Akıncılar içeri girmeye hazır. İçeri giriş için onay verildi. İçeri giriş yapıyoruz. Güvenli bir şekilde evdeler. Evin her köşesini arayın. Asaf aklınıza gelmeyen her türlü deliğe saklanabilir. Anlaşıldı efendim. Gelişimizi önceden haber almış olması çok zor. Her şey mümkün Gökçe. Asaf'tan bahsediyoruz. Tahmin ettiğinden çok daha tehlikelidir. Thank you.
Hamza beklemede kal. Hamza yukarıda biri var, bekle. Kamera gördü, açığa çıktı. Şimdi. İçeride biri daha etkisiz hale getirildi. Anlaşıldı. Kontrolü ilerleyelim. Her türlü ihtimali değerlendirelim. Asaf saklanıyor olabilir. Anlaşıldı. Termal kameralarınızı aktive edin. Şu ana kadar her şey kontrolümüzde ilerliyor efendim. Asaf'ı saklandığı delikten çıkartıp imha etmeden hiçbir şey yolunda değildi. Termal görüntüde içeride biri daha olduğunu gördüm. Dikkatli olun, Asaf olabilir.